Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor, dinliyoruz. Sağlığı dileklerimi ifade etmek isterim. Bir gece Hatay'da, bir gece Şanlıurfa'da kaldık, onu az önce ifade ettim. Bazı şeyleri belki açık ve net konuşmak lazım. Değerli arkadaşlarım, genel başkan olduktan sonra en çok telaffuz ettiğim sözcük liyakatti. 27,5 yıl devlette çalışan ve daha sonra siyasete giren bir kişi için liyakatin devlet katında, devlet yönetiminde ne kadar önemli bir kavram olduğunu hemen hemen her gittiğim yerde söyledim. Devlette yükselmek sıradan bir olay değildir. Devlette belli makamlara gelmek sıradan bir olay değildir. Önce pişersiniz, önce deneyim kazanırsınız, sorunları görürsünüz, aşama aşama yükselirsiniz. Her yükseldiğinizde yerine yeni bir arkadaşınız gelir ve o arkadaşınız da o aşama içinde yükselir. Dolayısıyla devlet memuriyetinden başlayıp yükseldiğiniz her süre içerisinde deneyimi ve birikimi de beraber taşırsınız. Devlette liyakati yok ettiğiniz zaman devlette çürüme başlar. Çünkü tepeden getirdiğiniz bir kişi aşağıda bürokrasiyi de dağıtıyorsa ülke sorunlarına kilitlenemez ve sorunların ne olduğunu bilemez. Hangi birikimlerin hangi sorunları yarattığını da bilemez. Ve bir sorunla karşılaştığında o sorunu nasıl çözeceğini de bilemez. Devlette çürüme var dediğim zaman da bazı çevreler kızdılar, öfkelendiler. Bugün bu felaket bize devlette çürümenin nelere mal olduğunu gösterdi. Devlette çürümenin nelere mal olduğunu gösterdi. Kurtarılması gereken hayatlar kurtarılamadı. Zamanında önlem alınması gerekirken zamanında talimatların verilmediğini, talimatların yerine getirilmediğini gördük. Devlet nefes almazsa sorunları çözemez. Devletin nefes alması demek her soruna bürokrasinin kilitlenmesi demektir. Sorun karşısında eğer bürokrasi sessizliğini koruyor ve bir yerden talimat gelirse ancak harekete geçebiliyorsa o zaman devlet nefessiz kalıyor demektir. Devletimiz büyük, evet devletimiz büyük. Devletimiz güçlü, evet devletimiz güçlü. Ama o güçlü devletin nefes alması lazım. Bürokrasinin gereğini yerine getirmesi lazım. Talimat gelmeden ben iş yapamam kavramı yoktur devlet yönetiminde. Çünkü devlet yönetiminde en küçük makamdan en üst makama kadar herkesin görevi yasalarla tanımlanmıştır. Herkes yasaların öngördüğü kuralları yerine getirir. Ama devleti nefessiz bırakırsanız ve bir yerden talimat gelmeden devlet ayağa kalkamazsa devlette çürüme başlar. Yaşadığımız ciddi sorunlardan birisidir. Nefessiz bıraktığınız zaman devlete liyakat yok olur. Ahlak da yok olur. Erdem de yok olur. Fazilet de yok olur. Bunların tamamı yok olur. Bunları dile getirmek, bu ortamda dile getirmek doğru değildir diyenler oldu. Efendim şimdi siyaset zamanı mıdır diyenler oldu. Bütün vatandaşlarıma seslenmek isterim. Yediğiniz ekmeğin fiyatını belirleyen siyasettir. Bindiğiniz otobüsün fiyatını belirleyen siyasettir. Uçtuğunuz uçağın fiyatını belirleyen siyasettir. İçtiğiniz sudan tutun, aldığınız ekmeğe kadar her şeyi siyaset belirliyorsa, bir sorun var ve bu sorunu halk yaşıyor ve halk benim derdimi kim dillendirecek diye gelip benim yakama yapışıyorsa ben onun sesi olmak zorundayım. Aksi halde ben niye siyaset yapıyorum? Hangi gerekçeyle siyaset yapıyorum ben? Halkın sorunu dillendirmeyeceksin, derdini dillendirmeyeceksin. O zaman niye siyaset yapıyorsun? Siyaset halka hizmet etmek demektir. Halkın kafasına balyozla vurmak değildir siyaset. O ayrı bir şeydir. Ama siyaset halka hizmettir. Hizmet ediyorsanız halka gerçek anlamda siyaset yapıyorsunuz demektir. Siz her türlü baskıyı yaparsanız, tehditler savurursanız
Onun adı siyaset değil. O ayrı bir yönetimdir. O ayrı bir yönetimdir. Siyaset dünyanın bütün demokrasilerinde halka hizmet yarışıdır siyaset. Siyasal partilerin varlık nedeni de budur. En iyi hizmeti ben veririm diye yola çıkarlar. Ve tercih halkta kalır. Dolayısıyla siyaseti de böyle düşünmek lazım. Siyaset aynı zamanda geleceği görebilmektir. Geleceği okuyabilmektir. Türkiye'nin bir deprem kuşağında olduğunu hepimiz biliyoruz. Dünya da biliyor. Bilim insanları da biliyor. Özellikle son 10 aya bakın, son 10 aya bakın. Neredeyse bütün televizyon kanallarında deprem uzmanlarının konuştuğunu görürsünüz. Önlem alın diye hocaların yakardığını görürsünüz. Ne yapıldı? Bol miktarda imar rafları çıktı. İnsanların oturdukları konutu insanlara mezar ettiler. Bir de üstüne para aldılar. Bu mudur siyaset Allah aşkına?